24 Aralık 2018 Antalya Kumluca Mavi Kent'teyiz. Mehmet Aydoğan'ın portakal bahçesindeyiz. Portakal bahçesinde. Burada kuruyan portakal ağaçlarını ve bahçesinin tamamını da rekor gelişimi kullandılar. Kullandık. Mehmet abi ne oldu bu ağaçta değişim? Ne gözledin? Ben bu ağaca bakır ilaç yaptım, sıktım. Dibine nemajör daha attık. Her şeyi attık. Her şeyi yaptık. Hiç faydasını görmeyeyim. Gitti işte duyduk İsmail Bey, Yusuf Beygin'in bayisine vardık. Kumluca. Onu da şeyden izledik. Söyle. Televizyonda. İnanmadım. Şimdi Allah var inanmadım şimdi. Evet. Baktık adam ağacı gösterdi şöyle kupkuru ağaç. Kupkuru. Kuru ağaç tülenmeye başlamış, yeşermeye. Şimdi sizin ağacınızda da zaten. Aynen. Şöyle aynen şey yaparsak. Işte. Aynen. Yani ama, şu şekilde çalılaşma her tarafında var. Var. Yani ama şu an toparladı. Evveli böyle toparladı. Değildi bu ağaç. Yani şu portakal kalitesi de. Kurumaya dönüştü yani. Portakalına kadar her şeyine. Çok faydası var. Faydası olmuş. Hem bir de dediğim gibi suyunu geç vermez. Tavuğunu salmıyor toprağın. Şöyle şuraya da gösterelim Mehmet abi. Şöyle gelin. Şu aradaki çalışma vesaire bak, meyveleri de var. Şu düzeldi yani. Günleri. Aynen düzeldi onlar. Çok faydasını gördüm. Tabi burada bahçenizin tamamında şeyi kullandık. Gelişim kullandık. Tabi portakalı bahçeyi satmışsınız, salmamışlar. Hasat erken gelmiş, gecikmeden dolayı burada portakal dökülmeye başlamış. Çok döküldü. Yarı yarıya döküldü. Şimdi şu anda süper kaliteli bir portakal üretmişsiniz ama maalesef sizin aldığınız tüccar herhalde. Tüccar. Vallahi kabahat tüccarı. Şu güzelliği değerlendirmemiş. Şu kabahat. Aradan şöyle şeyi de gösterelim. Şu ağaçların sürgünlerini. Evet. Sürgünlerini. Meyvesi var. Var. Hem güzel. Şeyi var. Güzel. Şöyle yürü yani. Çok yani. Görüldüğü gibi. Çok. Güzel cins bak. Olarak, temiz bak. Cins olarak. Washington. Normal Washington. Yani. Evet. Şöyle normal Washington. Kocaman portakallar. Yazık. Şey anlamında. Şurada da bir ağacımız vardı. Var. Kuruyan bir ağaç. Onu da gösterelim evet. Mi? Evet. Şöyle burası. Şöyle bir milli servet yerlere dökülmesi gerçekten çok üzüntü verici. Ne diyeyim sabah da moralim bozuldu. Geldim yani, telefon edeyim abim gelin yapmayın tutmayın dedim ya bu yazık ama bu. Ama tabii sizin yapacağınız bir şey. Ben tabii burada bir rüzgar fırtına durumu da oluştu. Oldu. Ola. Oldu. Buna sebep. Genelde o şey yaptı zaten. Dörtlü yaptı. Ama şu an portakalın hasadı çoktan gelmiş. Geçin toplanması mi? Gerekiyor. Şu aradaki ağaç mıydı? Bu. Bu ağaç. Ha şimdi bak. Bu da. Ha, bu ağaç aynı şey. Şimdi bu da kuruyan. Kuruyan ağaçlardan bir biri bu. Portakal ağacı yani. Evet. Kaç yaşındadır bu ağaç? Ağaç 18, 22, 23 yıllık ağaç. 23 yıllık ağaç ama ağaçtan her yerinden sürgünü evet, yapmış. Toparladı yani. Meyvesini tutmuş. Toparladı. Şöyle tepe sürgünlerini gösterelim. Evet yukarılarda. Yani böyle burada da meyvesi, bunun da meyvesi şey. Güzel yani. Ya ben meyveye bir şey diyeyim. Meyve çok güzel. Şöyle yani kuruyan süper, bir ağaçta. Süper. Meyve süper. Gelen meyve. Evet. Süper. Çok güzel. Peki yani, burada kaç dönümlü yeriniz toplamda? 3 dönüm. Burası var. Bir de aşağıda da bir parçamız var. Evet. Aynen. Şey anlamında kurumalı bir ağaçta. Evet. Şöyle gelin. Kameraya bakalım. Kurumalı bir ağaçta. Önce izlediniz. Kumluca Bayi'niz. İzledim. Size izlettirdi. Evet. Ben inanmadım ama. İnanmıyordum. Şimdi Allah var. Niye inanmadın? Şu an ne düşünüyorsun? Ben şu anda yani bu gübreden gene almayı düşünüyorum. Gene almayı düşünüyorum. Allah izin verirse alacağım. Tavsiye eder misiniz bahçecilere? Ben bahçeciye de, sebzeciye de, herkese yani bitki çünkü olarak herkese tavsiye serada ederim. Serada tabii, da. Tabii serada da. Serada çektik. Da. Şimdi hele serada hakkında bunu hiç bilmiyor. Bahçede olanlar da bilmiyor. Yani her şöyle, yönden. Şöyle bilmiyor diye bir bilgi yok ama. Şey yok da. Şöyle söyleyeyim. Bilip bilmeme konusunda insanların paylaşmama gibi bir durum var. Aynen. Şimdi siz mesela. Şu an paylaşıyorsunuz. Evet, evet. Şimdi iyi bir ürünün, değerli bir ürünün evet, faydasını görüyorsanız bunu evet. Eşinize, dostunuza söyledim zaten. Söylemeniz evet. Hem söyledim. Onlar için iyi hem bu evet. Ülke için iyi. Ya her yönden. Yani maşallah portakallar çok iyi olmuş ama tabii güzel. Şu olay olmasa çok. O da artık tüccarın kendi bileceği. Kendi kabahati. Gene de şimdi birazdan arayacağım tüccarı. Yani arayacağım. Yazık ya. Rekor gelişim tavsiye eder misiniz? Muhakkak. Bahçecilere. Muhakkak. Bahçeciye olsun, zepseciye olsun herkese tavsiye ederim. Ettim de tavsiye zaten bazısına söyledim. Yapmadığınız ya bir şey kalmadı. Tabii. Burada en son rekor gelişimle bu olayı çözdük. Çözdük. Fethi Çoban diye bir arkadaş var. Belki o da almış olabilir. Tamam. O da kullandı bu gübreden. Mutlaka bana sordu. Da sizin tavsiyenizi de alacaktır. Sordu. Bu gelişim gübresini aldığını biliyorum yani. O da kullandı. O da memnun. Peki rekor gelişime verdiğiniz paranın karşılığı size geliyor değil mi? Muhakkak.
Yani muhakkak. Şu fazlasıyla, fazlasıyla. Burada sadece kurumalı değil bakın. Normal ağaçlarınızda da aynen. Aynen. Fark var kaliteyi yani. Kaliteyi yakalayabiliyorsunuz. Meyveyi, meyvenin sululuğu, meyveyi yedik. Az önce bir yedik. Bir lezzet vardı. Güzel. Gelen eve eletiyor meyveyi. Ya bu nereden geliyor? Yani, hem tatlı lezzeti güzel, gibi. Hem şeyi güzel. Cilt olarak. Yani, cilt olarak. Şu anlamında evet, sırlak. Sırlak dediğimiz olarak. Sırlak dedim, evet. Şu ufak, mesela büyüğüne de bakarsanız aynı şekilde görebilirsiniz. Aynen aynen, hepsi aşağı yukarı. Yani meyvenin kalitesi konusunda herhangi bir şeyi yok. Şuraya bak. Cam gibi. Portakal. Portakalı dediğin gibi parladı ya. Sanki tiryana sıkmış gibi. Peki şöyle, tamam tüccarımız burayı toplamamış ama burayı tercihli gelip aldı değil mi? Yani zaten size gördü, beğendiği için tabii, aldı yani. Tabii beğendiği için. Parasını da verdi size. Verdi. Yani. Evet beğendiği için aldı zaten. Beğendiği için güzel aldı. Güzel dedi. Hani ya, bu, da, bu da şunu getiriyor yani portakal kaliteli olursa tabii tüccar canım, da alım konusunda tabii, tereddüt etmeden rahatlıkla alabiliyor. Biz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Gezdirdiniz. Çok, sizi izleyecek narenciye üreticileri. İnşallah. İnşallah. Herkese tavsiye ederim yani. Alsınlar, kullansınlar. Türkiye'nin birçok yerinde narenciye var. Özellikle Akdeniz, Ege bölgesi. Var. Evet. Hepsi izleyecek. Evet inşallah. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.